Ali Aydar Bey, Yani siz bir şey. sadece Ümit Hoca'nın ısrarla söylediği bir şey var. Benim burada olmamın nedeni sadece kendimdir. Kendi doğrularıma sizin gibi hapsolmadım hocam. Peki, Başka çok iyi doğruların zaten. olabileceğini, başka partilerden insanların da doğru söyleyebileceğini, Çok şükür ki ben en azından başka buna insanların hapsoluyorum. Da, başka insanların da gerçekleri söyleyebileceğini, herkesin aynı görüşte, aynı düşüncede olma zorunda olmadığını, benim Evet. de kimsenin görüş ve düşüncesini Kuşkusuz. biçme ya da ona pozisyon ayarlamak gibi bir öyle bir konumda olmadığımı da Ne belirtmek dedi ya? istiyorum. Ben de bu akşam her şeyi Hayır, kaçırıyorum. şunu söylüyor ısrarı. Yani siz orada bulunmanın nedeniniz mevcudu savunmak, mevcut yönetimi savunmak. Ben de şunu söylüyorum. Tamam. Diyorum ki Aa, yani ben öyle mevcut söylemedim yönetim... ama ilginç. Ben öyle söylemedim. Hocam bunu söylediniz. Yani bu yani insanları geri Bunu zekalı mu yere de söyledim? koymayın. Bunu Hayır, bunu söylediniz. mu söyledim Bunu kaplara? söylüyorsunuz hocam. Yani bunu Söylemedim diyor dinleyen ya. ya şunu açık söylemedi mi? Buradaki arkadaşlar duymadı mı? Senin orada bulunma nedenin zaten bu. Bu cümleyi kurdunuz mu hocam? Kurdu, Hayır, kurdu. sizin orada bulunma nedeniniz zaten belli dedim. Onun Evet. içini siz doldurdunuz şimdi. Neymiş peki bulunma amacı? Ali Aydar Bey'in burada bulunma amacı? Ali Aydar Bey'in orada bulunma amacı, diyelim ki mesela benim CHP ile ilgili bir takım olası eleştirilerime karşı anında mukabele etmek ve onlar üzerinden onu şey yapmak, tartışmak. Bu, onu Bu söylüyorum. mu Ha, amacınız? ama eğer siz, ha ben mevcut CHP yönetiminin sözcülüğünü, bayraktarlığını yapmak için oradayım diyorsanız, bakın bu da kötü bir şey değil zaten. Bu da kötü bir şey değil ki. Çünkü zaten parti CNN'i boykot ediyor, kimseyi çıkarmıyor. Hiç olmazsa bu yolla orada sesini duyurur. Güzel bir şey yapıyorsunuz. Hiç olmazsa önümüzdeki dönem sizi de milletvekili görürüz. Mecliste bir takım şeyler, faaliyetleriniz olur. Kötü bir şey değil ki Ali Aydar Bey. Sevgili hocam, öyle bir statü ya da bir şeyin peşinde değilim. Napolyon bir ortamda sorarlar siz hangi sülaleden geliyorsunuz diye. Bizim asaletimiz kendimizden başlar der. Benim de asaletim kendimden başlar. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Önce onu söyleyeyim. İkinci bir Çok mesele de güzel. şu. İkinci bir mesele de şu. Kimsenin bayraktarlığını yapmadım. Yapmam da doğru olan şeyi Peki. söylerim. Yanlış olan şeyi de biraz önce arkadaşlar söylediler. Ön seçim kısmında olduğu Peki Ali gibi, Aydar Bey. atamalarda olduğu Peki. gibi yanlış olduğunu da söyledim. Yapmayın siz Peki. kardeşsiniz. Kabulüm. Şunu söyleyeyim. Yani şu anda kimle yan yana duruyorsunuz ya da kimi ne tür bir nazariye içerisindesiniz onu ben bilemem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı gördüğüm, bildiğim, okuduğum, takip ettiğim ve tanıklık ettiğim kadarıyla Mustafa Kemal'in çizgisinden bir sapma ya da bir ayrıma değildir. Siz bunu böyle yorumluyorsanız, böyle Ben eleştiriyorsanız öyle buna da yorumluyorum. hakkınız Evet. vardır. Evet. Ama şunu da Teşekkür ederim. ama şu başka bir şeydir. İnsanın bir hakkının olması başka bir şeydir. Fakat şunu söyleme hakkının da kimsenin olmadığını düşünüyorum. Mevcut yönetim Atatürkçü değil, mevcut yönetim CHP'li değil. Ya bir partide insanlar seçmiş. Yani bunu şunu söyleyebilir misiniz? Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'yi temsil etmiyor. AK Parti kitlesini temsil etmiyor. Ya da muhafazakar demokratlar Ya ne temsil etmiyor. Müslümanlığını Oğlum ben temsil etmiyor bıraktınız, demedim böyle bir ne şey, ki. dindarlığını Ben bir şey söyleyeceğim. Yani bakın programa aykırı eylem ve söylemleri bu var 13 diyordum. milyon oy vermiş o Bizzat insanlar CHP'nin incitir. programına aykırı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Ama Ali seçen Aydar Bey. insanları, ona gönül veren insanlar incitir. Bütün genel başkanlar saygıya değerdir. Bakın kim olursa olsun, hangi Ya görüşte Gazi olursa Mustafa olsun. Kemal Atatürk'ün Ya kurduğu bir şimdi partinin İstanbul İl Başkanı programa şunu söylüyorum. aykırı Demekten imtina hareket nasıl ediyor edebilir? demek saygısızlık mı Ali Aydar Bey? Şunu söylüyorum. Bakın Yani bu bir saptama, bu bir eleştiri. biraz önce ki söylediklerinizi eleştiri olarak bunu dile getirdim. İkinci mesele şu. Eğer eleştirecekseniz hani biraz önce Mustafa Kemal'in ekonomi politiğinden bahsettiniz. Ya bu ülkede tek parti döneminde yapılan ne varsa bu dönem satıldı. Başka bir düzen kuruluyor. Evet. Doğrusuyla ya da Sürekli yanlışıyla bir söylüyorum. düzen kuruluyor. Sürekli. Buna karşı demokratik eleştirilerimiz dile getiriyoruz. Yani bu şu demek değildir. Ya siz oradan koptunuz, burada koptunuz. Yani siz olsaydınız ne yapardınız? Çok merak ediyorum mesela CHP'nin başında. Siz olsanız ne yapardınız? Bütün bu süreçleri nasıl yönetirdiniz? Çok merak ediyorum. Yani bu mesele başörtüsü meselesinden işte Kürt meselesine, Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesinden, insan hakları Valla meselesine. çok basit. Hemen yanıt vereyim mi? Çok güzel bir soru çünkü. Soru çok güzel bir soru. Yalnız Şöyle şeyi de yönetirdik. reddetmedi ha, farkındaysanız değil mi? Görevi de reddetmedi yani. Bir dakika. Tabii niye reddedeceğiz? Kendimiz olarak bakın. Dostlarımız da onlarla bunlarla değil.
kurucu parti olmanın gücüne güvenerek, kendisine güvenerek, programına güvenerek, kendisi gibi olarak yönetirdik. Oyunuz bakın, yok. Zaten, bakın, çok güzel bir şey daha o zaman. Bakın, ben de diyorum ki Ali Aydar Bey'in uzmanlık alanı. Yanlış söylüyor olabilirim. Algım ve şeyim bu yönde. Eğer herhangi bir siyasi parti veya kişi oy bakımından bir hedef kitle gözetip belirleyip buna göre hareket etmeye başladığı anda siyasette kirlenme ve savrulma başlar. Çünkü o zaman artık kendiniz olmaktan çıkarsınız. Ya acaba ben olur şunu mu söylesem veya Ümit yapsam hocam, o oy verir mi? Bu oy verir mi? Ya hayır, siz kendiniz olun. Hayır, siz Ümit kendiniz hocam gibi davranın. Bütün milleti hedef alır ya bir parti. Onu yani söylüyorum işte. Ama bak, oy alacak kitle değil. Bak ben de diyorum ki, ben de örneğin CHP Genel Başkanı olsam, bu partinin bir programı var. Bu programın özünde de kamucu, halkçı, üretime ve planlamaya dayalı ekonomi politikası var. Adını bizzat Atatürk'ün koyduğu. Atatürk'ün devletçilik tarifini koyarım ortaya. Hani vardır ya, beğenen beğenir ve biz buyuz. Biz buyuz. Halkın önüne bütüncül bir proje koyarım. Öbür türlü bakın, oportunizmin gündelik rüzgarlarında savrulursunuz. Kendiniz olmaktan çıkarsınız. Ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranabilirsiniz. İşte budur bütün mesele. Ah keşke o çizgi 1920 damarı olsa, bakın nasıl olurdu ya. Jeremy Corbyn, eski İşçi Partisi lideri İngiltere'de, adam çıktı. İşte cesaret budur. İngiltere NATO'dan çıkmalı dedi. Biz iktidara gelirsek birçok şeyi devletleştireceğiz, millileştireceğiz dedi. Halkı ezen bu vahşi liberal politikalara son verip devletçilik yapacağız. CHP'de Selin Sayıkbükü söyledi. Ha, kim söyledi? Selin Sayıkbükü söyledi. Ya bana şimdi konuşturmayın. Selin Sayıkbükü ile siz derviş arasındaki duruma bir bakın bakalım, bağlantıya, ilişkiye, hangi ekonomi politikalarını savunduğuna. Boyuta geçti. Ya siz La Fontaine'den hikayeler mi anlatıyorsunuz Ümit Ali hocam, Aydar Bey? Siz kimi kimse beğeniyorsunuz? Da, çok merak ettim. Kimi, efendim? Kimi beğeniyorsunuz? Ya şu anda mevcutlardan birini mutlaka beğenip elim kırılsaydı da ama diyerek şey yapmak zorunda mıyım? Birini mutlaka beğenmek zorunda mıyım? Hayır, bir bütün yanlış diyorsunuz. Efendim? Evet, Türkiye, diyorum ki Türkiye yön duygusunu kaybetmiştir. Türkiye kurucu özünden, ideolojisinden, Kemalist çizgiden sapmıştır. Bak Atatürk dedi ki büyük Türkiye olacaksınız. Biz küçük Amerika olmayı seçtik. Olayın özü bu. Bunun hocam, üzerine küçük Amerika lafı Demokrat demeyiz. Parti döneminde üretildi, biliyorsunuz değil mi? Bunu söylüyorum ben de. Ben CHP ben döneminde üretilmedi. CHP demiyor. Ben onu hocam söyledim. Allah Allah. CHP. Ben diyorum ki Türkiye, her eleştirisi CHP Atatürk değil yani. Ama kapalı kapılar arkasında IMF ile görüşen de CHP'li milletvekilleri. Türkiye Atatürk'ün ölümünden sonra başka yerlere savruldu. Peki. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Yani o yaptı, bu yaptı. Ama oltadaki balık Türkiye oldu. Peki. O yüzden birisi çıkacak, açık açık özelleştirmelere karşı çıkacak. Devletçilik diyecek, kamuculuk diyecek, halkçılık diyecek, planlama diyecek, üretim diyecek Ali Aydar Bey. Ben bunları yoksa söylüyorum hocam. Ona, yarın ona, yok efendim. Ya hiç duymadım ben senin Sayıkbükü'nün böyle şey yaptığını. Ya yapmayın. Ben duydum, söylüyorum, onu da kabul etmiyorsun peki, hocam. Peki, neyse, tamam.